Evet, gerçek zenginlik nedir? Yani üzerine bayağı düşündüğüm bir konu. Biraz geç fark ettiğim bir konu. Belki izlerken hadi ya falan olacağız. Toplumun çevremizdeki insanların, ailemizin, arkadaşlarımızın zenginlikten anladığı bir şey var. Gerçekte olan bir zenginlik var. Varlıklı olmakla zengin olmak arasında bir fark var malın mülkün olması bu seni varlıklı yapabiliyor. Zengin olmak biraz daha farklı bir şey. Bu videoda sizlerle gerçek zenginlerin 3 tane özelliği sahte yani varlıklı dediğimiz sahte zenginlerinde ulaşmak istediği 3 tane hedefe bakacağız. Hazırsanız önemli bir konu. Finans konularını sevdiğinizi biliyorum. Ara ara finansa girelim. Son dönemlerde insanlar maddi olarak biraz yani böyle bir kırmızı bayrak, bir alarm durumu söz konusu. Bu videoda 3 tane oradan, 3 tane buradan. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili dostlar. Gerçek zenginlik ve sahte zenginlik toplumun özellikle odaklandığı yer neydi? Sahte zenginleri gerçek zannetmemiz, sahte zenginlerin 3 tane odaklandığı, hedef olarak gördüğü ve mutlaka ulaşmaya çalıştığı Madde var. Öncelikle bu üç tane maddeye bakalım. Bir numarada ne var derseniz birazcık elimize para geçince hemen ne yapıyoruz? İlk yaptığımız hareket ne oluyor? Kafamızdan ilk geçen şey şu oluyor. Yeni bir araba almak. Çünkü bizim toplumumuzda insanların bindiği araba onların statüsünü, zenginlik seviyelerini gösteriyor. Gerçek zenginlerin ulaşmak istemediği, en azından odaklanmadığı, sahte zenginlerin ilk odaklandığı konu bu. Benim mentorum bana şöyle bir şey söylemişti. Oğuz oluş, oluşturduğun akış yani öyle bir sistem oluşturmalısın ki bu sistem artık akışa geçtiğinde yani sana kazanç sağlamaya başladığında o kazancın sana araba aldırabiliyorsa o zaman gerçekten araba alma hakkın var demektir. Bunun dışında azıcık elime para geçince işte biraz, biraz işlerim düzeldi bir, bir şey oldu bir yerden ikramiye geldi falan hemen yeni bir araba alayım. Bu sahte zenginlerin fakir zihniyete sahip insanların yaptığı birinci hamle. 2 numarada ne var dersiniz? 2 numarada hemen kıyafetler var. Pahalı kıyafetler, marka kıyafetler. Şimdi hocam hepimiz severiz yani. Ben de severim marka giymek, güzel, kaliteli kıyafetler giymek. Ama bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Biz sahip olduğumuz o maddi durumu, varlığı dışarıya göstermek için hemen kıyafetlerde radikal değişikliğe gidiyoruz. İşte nereden alınıyor, zenginler nereden alışveriş yapıyor, şu 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 markalardan ben de gideyim hemen oradan alayım. Buna baktığımızda diyoruz ki vay çok güzel giyiniyor. Bu tip bir hareket yap, yapıyorum ama cebe bakıyorum cepte çok fazla para yok. Gerçek zenginler hemen İlk adımda arabaları değiştirmek yoktu. Kıyafeti de değiştirmeye çok fazla odaklanmıyorlar. Sadece size burada bir ölçü söyleyeyim. Belki bir iki tane gerçekten sizi iyi hissettirecek kıyafet alabilirsiniz. Bu kıyafet sizi iyi hissettirmesi ve sizi hani bakınca iyi göstermesi önemli. Ama hani oraya çok fazla para yatırmak, çok fazla almak bizim aslında fakir zihniyete sahip olduğumuzun bir göstergesi. Toplum ama eğer üzerinizdeki kıyafet markaysa, pahalıysa, çok iyiyse sizi zengin olarak adlandırıyor. Biz de 30 ayın içerisine düşüyoruz. Geldim 3 numaraya. Ne yapıyoruz? Üçüncüsünde ne yapıyorlar? Fakir zihniyete sahip olanlar diyelim. 3 numarada lüks otellerde tatil yapmak. Lüks otellerde tatil yapmak. Sürekli dışarıda yemek yemek. Sürekli kahve parası. Bunlar belki şöyle düşünebilirsiniz. Yani hakkımız değil mi? O kadar çalışıyoruz bir gün. Evet hakkımız. Hepimizin hakkı. Güzel tatiller yapmak. Ama o lüks otellere bir sürü para vermek dışarıda çok fazla yemek yemek, kahveye para vermek bir yerden sonra neye dönüşüyor biliyor musunuz? Ona ulaşabilmek adına deli gibi çalışmamız gerekiyor. Yani bir yıl boyunca 10 gün, bir hafta çok lüks bir otelde tatil yapmak için çalışıyoruz. Bu inanılmaz acı bir şey. Sadece Instagram'da insanlara şu oteldeyim. Yani oradaki konum bilgisini göstermek. Ay burada yemek yiyorum. Bak kahve, kahve zincirinden de kahvemi aldım. Bunları göstermek için bir yılımızın çok büyük bir kısmını heba ediyoruz. Bu çok acı bir şey. Lütfen özellikle beni izleyen kitlenin büyük bir kısmı da genç. Lütfen bu tuzaklara düşmeyin en azından şu an için buna girmeyin ki hayatınızın sonraki aşamasında nerede istiyorsanız orada tatil yapabilir, nerede istiyorsanız orada yemek yiyebilir, hangi kahve istiyorsanız en güzelini içebilirsiniz. Fakir zihniyete sahip insanların toplumun baskısıyla odaklandıkları 3 adım söyledim. 1 numara hemen arabayı yenilemek, 2 numara kıyafetli değişiklik, 3 numara lüks oteller, dışarıda yemekler, sürekli kahveyi dışarıda içmek gerçek zengin olanlar ne yapıyor? Gerçekten hem zihniyet olarak hem de davranışlarıyla zengin olan insanlar ilk odaklandıkları ne biliyor musunuz? Notlarda burada kalemimizi elimize alalım daha öyle bilimsel algılansın. İnsanlar ellerinde kalem tutarak konuştuklarında hesapla, kitapla, analitikle hareket ettikleri düşünür, sağduyla hareket ettikleri düşünüldüğü için kabul görme ihtimalleri daha yüksektir bu şekilde gitmek. Bir numarada ne var? Konumuza tekrar dönelim. Maksimum özgürlüğe odaklanıyorlar. Gerçekten zengin olanlar, zihniyeti olarak zengin olanlar maksimum özgürlüğe. Nerede maksimum özgürlüğe? zamansal anlamda maksimum özgürlüğe. Şöyle bakabilirsin. Pazartesi sendromu yaşıyor musun? Evet yaşıyoruz falan. Cuma günün bir an önce gelmesini istiyorum. Evet istiyorum. Cuma günü geldiğinde cumartesi sabahı falan olurken cumartesi akşamdan itibaren yavaş yavaş pazartesinin baskısını yaşıyor musun? Evet. Pazar günü sürekli bir böyle bir ya ne çabuk bitti falan oluyor musun? Yani tatil günlerin çok hızlı geçerken çalıştığın günler çok yavaş geçiyor mu? Heh o zaman zamansal anlamda özgürlüğe sahip değilsin demektir. İlk odaklanacağımız şey ne biliyor musunuz? Zamanı bana hizmet eder hale dönüştürmek. Zenginin zihniyet olarak zengin insanların ilk odaklandıkları şey bu. İki numarada ne var derseniz yer ve mekandan bağımsız çalışmak. Odaklanacağımız iki numaralı hedef. Kariyer planı yapanlar var. Sınavlara hazırlananlar var. Devlet memurluğu şu bu falan bir sürü bir şey var. Belki bundan birkaç yıl sonra tam anlamıyla oturacak bir şey. Biraz öncesinden haber vereyim ki birçok kişi bunu fark etti. En azından benim izleyicilerim, beni takip edenler bunu fark etti. Çok zaman oldu çünkü yorumlardan da görebiliyorum. Ne kadar zengin olduğunu ölçmek istiyorsan mekandan bağımsız olup olmadığına bak. Hiçbir mekansal bağımlılığın olması, olmaması gerekiyor. Yani bu ne demek? Nerede olduğundan bağımsız bir şekilde para kazanman lazım. Florida'da yaşamak istiyorum ama işlerimde devam ettirmek istiyorum. Bunu yapabilme gücün var mı? Veya çok o kadar açılmayayım hadi bir anda ama işte illaki İstanbul'da olmak zorunda değilsin yani. Kuşadası'nın bir tane, bir küçük bir, bir köyde, bir yerde, deniz kenarında bir yerde olabilir. Karadeniz'de bir yerde olabilir, Kars'ta bir yerde olabilir, fark etmez. Nerede olduğundan bağımsız bir şekilde çalışabilecek bir sisteme oturtmak zorundayız. Kafamızın kenarında hep bu olsun. Mekandan bağımsız bir iş modeli, iş sistemi geliştirmek zorundayım. Nerede olduğundan bağımsız. Bunun size hissettireceği duygu o kadar güzel bir duygu ki. Ben bir, bilenler vardır. Bir buçuk yıla yakın zamandır Kaz Dağları'ndayım. Mekandan bağımsızım. Tamamen mekandan bağımsızım. Ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Daha üretken yapıyor. Kafamı daha rahat yapıyor. Bir yerlere sürekli koşturma hissiyatını yaşamıyorum. Ve istediğim yerde, istediğim zamanda, istediğim şartlarda çalışmaya başladıkça kendimi inanılmaz mutlu hissediyorum. Şu anki dünya düzeni bizim ruhumuza uygun değil. İnsanların ruhuna, bizlerin ruhuna uygun olan 4 saat çalış 5 saat çalış. Yani 4 gün çalış. Çok pardon. 4 gün çalış 5'er saat çalış. Hadi ya da tam tersini yapayım. 5 gün çalış 4'er saat çalış. Bunun dışına çıktığımız andan itibaren üzerimize baskı olmaya başlıyor. Sevgili dostum odaklanacağın ikinci konu şu, mekandan bağımsız olmalısın. Belki yakın zamanda size farklı bir haberle gelebilirim ama 6 ay yurt dışında, 6 ay Türkiye'de çalışmaya ne dersin? Ve istediğin yerde, istediğin şehirde. Türkiye'de de istediğin şehirde, dünyada istediğin ülkede, istediğin şehirde. Altı ay orada, Altay burada. Kulağa hoş geliyor değil mi? Bensin sizin kötülüğünüzü isteyen biri değilim. Bazıları ben diyor, böyle bir şey olamaz, bunu nasıl yapacağız da Ya ben siz bunu yaptığınızda benim hesabıma para yatmıyor. Ben sadece bunun tadını almanızı istiyorum. Çünkü bunun tadını bir almaya başlarsanız o zaman onu korumak için çok daha farklı yönlere gitmeye başlıyorsunuz. Olumlu anlamda söylüyorum. Zengin zihniyete sahip insanların ikinci odaklandıkları mekan, bağımsız mekan, üçüncüsü de bizleri mutlu eden işlerle vakit geçirmemiz. Diyelim ki bir günde 5 saat çalışıyorsun, 6 saat çalışıyorsun. Ben günde 5 saat çalışıyorum. Bazen insanlar diyor ki, ne yapıyorsun? 5 saatten sonra yatıyor musun diyor. Hayır, yatmıyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Öğrencilik yapıyorum. Tam anlamıyla öğrencilik yapıyorum. Ama bu öğrencilik zoraki bir sınava girme falan değil. Kitaplar okumak, işime yarayacak filmler izlemek, bazı sanatsal aktivitelere katılmak, kendimi geliştirebilecek şeylere odaklanmak. Çünkü bu beni mutlu ediyor. Akıl sağlığımızı muhafaza edebilmemiz için, hayatla olan bağımızı koruyabilmemiz için, bu bağı sıkı sıkı tutabilmemiz için bir tane ilacımız var. Bunun adı da öğrenmek. Ama bu öğrenmek sevdiğimiz şeyleri yaparak öğrenmek. O yüzden üçüncü başlığımız yaptığın işin gerçekten onu yaparken seni mutlu etmesi gerekiyor. Ya günün her anı 24 saati böyle geçmiyor. Bazen hakikaten benim de çok sevmediğim bir şey oluyor. Kırtasiye bir iş oluyor ama genel bir şeye baktığımda, genel bir işe baktığımda eğer beni sev, beni mutlu etmeye yaparken kendimi iyi hissetmediğim ve uzun vadeli bir işse dur diyebiliyorum. Dur diyebiliyorum. Neden dur diyebiliyorum? Çünkü dur diyebilme gücüne sahip olduğumda hemen böyle yapabilirsin. Avuç içini gösterip bunu yapmayacağım diyebilirsin. Bedeli ne olursa bunu yapmayacağım diyebilirsin. İşte zengin zihniyete sahip olan insanların 3 tane ana özelliği de bu. Zamansal özgürlük, mekansal özgürlük, sevdikleri işe odaklanmak. Şuraya da bir tane cümle yazdım. Onunla da kapatalım. Bununla kapatalım ama biraz acı bir cümle. Para bazılarımız için bazılarımıza zalim bir efendi gibi böyle elinde böyle kırbaçla elinde böyle bir sopayla başımıza dikilmiş bekliyor tamam mı zalim biri böyle zalim bir yönetici zalim bir efendi azıcık böyle ay bir nefes alayım falan bir şöyle bir durayım dediğinde çalışmaya devam et çalışacaksın diyor. Bazılarımıza köle gibi davranırken para bazılarımız içinse az bir kısmımız için sadık birer hizmetçi oluyor bazılarımız, çok az bir kısmımız için sadık birer hizmetçi. Var mısınız? Parayı bizler için sadık bir hizmetçiye dönüştürmeye. Her ben varım diyorsanız ne yapacağız biliyor musunuz? İkinci saydığım o üç madde vardı ya. Mekandan bağımsız, zamandan bağımsız, sevdiğin işlere odaklan. Hocam yeni araba almayın. Kıyafetleri sürekli yenilemeye odaklanmayın on numara yerde tatil yapacağım diye bir yıl boyunca eziyet çektirmeyin kendinize. Paranızı dışarıda çarçur etmeyin. Sizin verdiğiniz para var ya aslında para değil. Zamanı veriyorsunuz. Yani bir ayakkabı almak istediğinde karşılığında o ayakkabıyı almak için ne kadar zaman harcıyorsun onu sor kendine. Aa, çok beğendim bu kırmızı ayakkabıyı. Ne kadar? 500 lira. Aa, alayım. 500 lirayı vermiyorsun. Neyi veriyorsun biliyor musun? o 500 lirayı kazanmak için ne kadar zaman harcıyorsun? O zamanı veriyorsun karşılığında da ayakkabı alıyorsun. Böyle giderseniz o parayı harcamanız kolay olmuyor. O zaman böyle falan oluyorsun. İşte tam kıvam bu. Mekan, zaman ve istediğin, sevdiğin şeyleri yapma kıvamına getirdikten sonra İstediğin arabaya da binersin, istediğin kıyafetleri de giyersin, istediğin yerde en alasını yaparsın. Evet, nereden başlayacaksınız? Ne yapacaksınız? Yorumlara yazın. Mekandan bağımsız olmak için ne yapmalısınız? Zamandan bağımsızlık bağımsız olmak için ne yapmalısınız? Sevdiğiniz iş yapmak için, sevdiğiniz şeyleri yapmak için ne yapmalısınız? Yorumlara Yazın sevgili dostlar. Evet bu videoda sizlerle gerçek zenginlikle sahte zenginliğe, zihinsel anlamda zengin olanlarla fakir zihniyetine sahip olanlara baktık. Bir başka videoda bir başka konuyla yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgiler.